İnegöl'de yaşayan mobilyacıların kurduğu ve Avrupa'nın en büyük mobilya mağazası olan Mobilyum AVM 4. istişare toplantısını Uludağ'da gerçekleştirdi. Mobilyanın Türkiye'deki en büyük alışveriş merkezine sahip olan Mobilyum AVM 4. istişare toplantısını Uludağ'da gerçekleştirdi. Dün akşam tabii biraz böyle bir ara 5-6 kişiyle başladık, sonra gördüğüm kadarıyla 60-70 kişi. Gerçekleştirilen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları Nur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İSTO Başkanı Yavuz Urda, Mobilyum Yönetim Kurulu Başkanı Tala Timurhan ve Mobilyum ortakları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mobilyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Tala Timurhan şunları söyledi. Mobilyum adına istişare toplantımızın ilkini düzenleyip ve bunu geleneksel hale getirmiş olmanın kendim ve yönetim kurulum adına mutluluğunu yaşamaktayız. Siz değerli üyelerimle yapmış olduğum görüşmeler ve bizlere gelen taleplerin çoğunluğundan ötürü Mobilyum istişare toplantılarını düzenlemekteyiz. Biz yaptıklarımızı sizlere yıl içerisinde gerek WhatsApp platformunda gerekse mail ortamıyla günü gününe paylaşıp bilgilendirsek bile bunların sizlere aktarımının sözlü kalmasından ziyade ünlü fotoğrafçı Lays Aydın dediği gibi eğer bizler yapmış olduğumuz mobil hikayesini sözcüklerle anlatabilmemiz yeterli olsaydı fotoğrafçının dediği gibi sürekli yanımızda fotoğraf makinesi taşımazdı. Dolayısıyla bizler de bu toplantıyı sizler için organize etmenin en büyük amacı tüm yaptığımız işleri sizlere şeffaf olarak sunabilmek ve beraber Mobilyum AVM'yi yönetebilmektir. 2019 yılı içerisinde gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden Mobilyum AVM şehrimizde 550 ziyaretçi ağırlamıştır. Bu anlamda şehrimize değer ve katma değer anlamında çok şey kattığımız inancındayım ve bu saygıyı da hak ettiğimiz inancındayım. Mobilyum olarak kuruluşundan bugüne kadar gelmiş olmamıza öncelikli olarak yönetim kuruluma, çalışma arkadaşlarıma, siz değerli üyelerime ve bizle beraber görev yapan, emeği geçen herkese buradan huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah ziyaretçi sayımızı daha da bir seviyeye getirerek ve şehrimize katma değer yaratacak olan çalışmaları hep birlikte ucuna bir şeyler bağlamak adına gerek perakende günleri, gerek mobilya şenlikleri ya da mobilya fuarı gibi ekleyerek bu rakamların daha da artırılmasını, bunu yaparken de şehrin tüm dinamikleriyle birlikte siyaset bunun içinde elbette olacak bir mobilya fuarı düzenleyerek misyon ve vizyonumuza yakışır bir şekilde ilerlemeyi kendim ve yönetim kurulum adına bir borç biliyorum. Daha sonra İSTO Başkanı Yavuz Uğur daha bir konuşma yaptı. Rejim hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle bir eser kazandırdıkları için göre hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Evet, İnegöl Timur Başkanı'nın ifade etmiş olduğu gibi ilçe olmasına rağmen Türkiye ekonomisi, sanayisi anlamında birçok büyük ili normal illeri geride bırakmış bir şehrimiz. İnegöl'de bir mobilya gerçeği olduğunu belirten Alper Taban ise güzel işler yapıldığında bunu kimse yadırgamıyor ve tasdik ediyor. Mobilyum AVM gerçeği de böyle oldu diye konuştu. Tabii ki İnegöl'ümüzde bir mobilya gerçeği var, bir de mobilyum gerçeği var. Gerçekten güzel işler yapıldığında bunu kimse yadırgamıyor ve tasdik ediyor, destekliyor. Mobilyum gerçeği de aslında, Mobilyum AVM gerçeği de böyle bir şey oldu İnegöl için. Ben şehrimize taraflı tarafsız herkes tarafından değerlendirildi, değer kattığını düşünüyorum ve inşallah bundan sonraki yapılacak olan tüm projeler de böylesine devam etsin arzusu içerisindeyim. Sonra konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş işte şunları söyledi. Çok kişinin mobilyumu bildiğini zannediyorsanız beni yanlış anlamayın. Çok kişi mobilyumu falan bilmiyor ya. Çok az kişi bile hatta mobilyumu. O yüzden daha fazla reklam yapmalısınız. Daha fazla tanıtım yapmalısınız. Bana göre mobilyuma gelenin mobilyumdan çıkması imkansız yani. Her türlü imkan var.
Çok güzel mağazalar var, çok güzel ürünler var. Çok güzel işte efendim senin sosyal alanlar var orada. Kafesinden efendim senin yemeğine varana kadar, diğer dinlenme alanlarına varana kadar. Orada bir gayret de var. Bir sürü yönetici arkadaşlar orayı yani güvenli bir şekilde 7/24 veyahut işte 365 gün belirli saatler dahil hizmet versin diye bir gayret gösteriyorlar. Dolayısıyla bu manada geliştirilmesi gereken tabii ki çok iş var. Onu da burada ifade etmek istiyorum.